Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iğne oyasından bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Öncelikle ara kısmını oluşturacağız arkadaşlar. Daha sonra dağımızı ve yapraklarımızı oluşturarak üzerine yapacağız. Şimdi ara kısmını hemen ben bir tanesini yaparak hazırladım. İkincisini birlikte hazırlayacağız. Ara mesafesini istediğiniz uzaklıkta ayarlayabilirsiniz. Ben 4 tane zürafa bırakarak başlayacağım. Beşinci zürafama iğnemi battım. Hemen düğümümü atıyorum. Ve 3 tane zürafa yapıyorum. Üç tane zürafamı yaptıktan sonra baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine her sırada bir tane zürafam eksilecek arkadaşlar. İki tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Tekrar zürafama batarak geri dönüyorum. Buraya yine minicik zürafa yapıyorum veya pırpır da diyebiliriz ama zürafa büyüklüğünde. Tekrar içine batarak yukarıya döndüm. Aynı zürafanın içine batarak aşağıya döndüm. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Sinek kanadı yapıyorum fakat minicik yapıyorum arkadaşlar. Evet. Üzerine iki tane sinek kanadı yaptıktan sonra iplerimi kesiyorum. Ara kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi modelimizin dağını oluşturacağız. İğne ve yeşil ipimi aldım arkadaşlar. 2, 4 ve 6. zürafama batıyorum arkadaşlar. Arasında 5 tane zürafa bıraktım. Ben başında ve sonunda genelde 2 defa doluyorum arkadaşlar. Diğerlerini yaparken birer defa doluyorum. Fakat zorlanan arkadaşlar varsa veya düğümün çözülmesine endişe eden arkadaşlarımız varsa iki defa dolayarak da yapabilirler. Bunun üzerine çok soru geliyor çünkü arkadaşlar. İpinizi alttan veya üstten dolamanız veya iki defa dolamanızda hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar.
Şimdi 6 tane zürafamı yaptım. Baştaki zürafamı batarak geri dönüyorum. Her sırada birer tane zürafam eksiliyor. Altı zürafayla başladık. 5 tane zürafam kaldı. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Alt zürafasını sık tuttuğum için de üzerini yaparken zorlanmadım arkadaşlar. Zürafanızı ne kadar küçük yaparsanız soyanız o kadar güzel olur. 4 tane zürafam kaldı. Tekrar geri dönüyorum. İki tane zürafam kaldı arkadaşlar. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Son zürafamı yaparken biraz büyük yapacağım. Çünkü buraya son zürafamı, yapraklarımı ve çiçeğimin saplarını oluşturacağım için biraz büyük yapıyorum. Göbek oluşturuyorum da diyebiliriz. Şu şekilde büyük yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Bu şekilde geri döndüm. Önce yaprağımızı oluşturacağız. Hemen minik bir zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Genelde ipimi sola doğru çekiyorum arkadaşlar geri dönerken. Düğümün nerede olmasını istiyorsanız ipinizi o yöne doğru çekerek sıkın düğümlerinizi. Şimdi aynı zürafanın içine batarak bir tane zürafa yaptım. Tekrar aynı zürafanın içine yaparak tekrar batarak zürafa yapıyorum. Yine burada artırma tekniğimizi kullanacağız arkadaşlar. 2 tane zürafam oldu. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine battım. Bir sonraki zürafaya batıyorum.
Sondaki zürafama ikinci defa batıyorum. Bu şekilde 3 tane zürafam oldu. Şimdi baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Ve buraya şimdi aynı zürafanın içine tekrar batıyorum ve pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ama küçük pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Bir sonraki zürafama batıyorum. Yine sondaki zürafama battım. Sondaki zürafama ikinci defa batıyorum. Sayıyı bu sırada eksiltmedik arkadaşlar. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine batıyorum ve aynı boyda pırpır yaptım. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. İki tane zürafam kaldı. İkinci defa batmıyorum arkadaşlar. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Kenarına pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafama battım. Son zürafamı da yaptıktan sonra hemen geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine batarak son pırpırımı yapıyorum. Buraya 4 tane pırpır yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz üzerine zürafa yaparak da aşağıya inebilirsiniz. Ben modelimi yaparken zürafa yaparak inmiştim. Siz de zürafa yaparak inebilirsiniz. Ama bana gönderilen modelde direkt aşağıya bu şekilde inilmişti. Görsellik olması açısından bu şekilde yapacağım. Şu şekilde aşağıya hemen göbeğime batarak aşağıya döndüm. Şimdi sapımı oluşturacağım buraya arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum minik. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Zürafa sayım 3 tane oluncaya kadar artırıyoruz arkadaşlar. Yine burada da artırma tekniğimiz var. Aynı zürafanın içine batarak bir tane zürafa yaptım. Tekrar ikinci defa batıyorum. Ve ikinci zürafamı yaptım. Hemen baştaki zürafama batarak geri dönüyorum. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. Bir sonraki zürafama battım. Sondaki zürafama ikinci defa batıyorum.
Bu şekilde sapımı da oluşturdum. Şimdi aynı şekilde aşağıya dönüyorum. Ve ikinci sapımı oluşturacağım arkadaşlar. Bir tane zürafa yaparak başlayacağım. 3 tane oluncaya kadar artıracağım. İkinci sapımı da oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ikinci yaprağımı yapmak için önce hemen düğümümün yanına bir düğüm atıyorum. Çevirerek yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bir düğüm attım. Çeviriyorum oyamı. Bir tane zürafa yaparak başlıyorum. Hemen yapmış olduğum zürafaya batarak geri döndüm. Ve aynı zürafaya batarak iki tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde başladım arkadaşlar. Birinci yaprağı yapmış olduğum gibi ikincisini de yaparak tamamlayacağım. İkinci yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen iğneme pembe ipimi aldım. Hemen birinci sapımdan başlayarak üzerine yapacağız arkadaşlar. Baştaki zürafamın içine batıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batarak bir tane zürafa yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Üç tane zürafam oldu. Sondaki zürafayı ikinci defa batıyorum. Zürafa sayım 4 oldu arkadaşlar. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar artırma tekniğini kullanıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Yine bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafama ikinci defa batıyorum. 5 tane zürafam oldu. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batmadan önce oyamı çeviriyorum. Hemen zürafamın içine batıyorum. Dibine bir düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içine batıyorum. Bir tane küçük zürafa yapıyorum. Veya pırpır da diyebiliriz. Burada yapmış olduğumuz gibi. Zürafamın içine batıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batarak sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar buraya.
Bu şekilde sinek kanadını yaptıktan sonra oyamı tekrar çevirdim. Baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Bir tane küçük zürafa veyahut da pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine battım. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde sinek kanadımı yapmış oldum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. Bir sonraki zürafaya battım. 3 tane zürafam oldu. Sondaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde 4 tane zürafam kaldı. 5 tane zürafam oluncaya kadar artırdım. Şimdi eksiltiyorum arkadaşlar. Bir üstünde 4 tane zürafam kaldı. Şimdi baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Üç tane zürafam kaldı. Bu sırada sayıyı eksiltmiyorum. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Aynı zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Sondaki zürafaya battım. Sayım eksilmemesi için sayının baştaki zürafaya ikinci defa battım arkadaşlar. İki defa battım. Şimdi burada artırıyoruz tekrar. Baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar artırmaya başlıyoruz. 5 tane zürafa oluncaya kadar artırıyoruz arkadaşlar. Aynı zürafaya batarak bir tane zürafa yaptım. Bir sonraki zürafaya battım. Sondaki zürafama battım. Sondaki zürafama ikinci defa batıyorum. Dört tane zürafam oldu. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar artıracağız. Sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama ikinci defa batıyorum. Şimdi 5 tane zürafa yaptıktan sonra tekrar oyamı çeviriyorum. Hemen baştaki zürafamın içine batarak dibine bir düğüm atıyorum. Tekrar aynı zürafaya batarak
Sinek kanadı yapıyorum. Bir tane minicik. Pırpır diyelim. Yaptığım pırpırın içine batıyorum. Tekrar. Aşağıya dönüyorum. Bu şekilde. Oyamı tekrar çevirdim. Baştaki zürafama batarak geri dönüyorum. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Sinek kanadımı yaptım. Tekrar bir sonraki zürafaya batıyorum. Artık zürafa sayım eksilecek. Eksiltme tekniğini kullanıyoruz. İkinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım ve sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama battım ve 4 tane zürafam oldu. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Yine bir sonraki zürafaya batıyorum. Aynı zürafaya tekrar batmıyorum. Üç tane zürafam kaldı. Tekrar geri dönüyorum. İki tane zürafam kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Şu şekilde bir tane zürafam kaldı. Şimdi tekrar zürafama batarak geri dönüyorum. Ve buraya iki tane sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Aynı yere tekrar batarak minik pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Burada iplerimi kestim arkadaşlar. Bu şekilde birinci kısmını tamamlamış oldum. İkincisini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. İkincisini ve ara kısmını yaparak tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oluyorum. Şimdi krem ipimi aldım iğneme. Hemen pırpırımın içine batıyorum. Baştaki pırpırımın içine batıyorum.
ve düğümümü atıyorum. Aynı pırpırın içine batarak minik pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Bir sonraki pırpırıma batıyorum. Arasında şu şekilde boşluk bırakıyorum. Tekrar aynı pırpırın içine batarak minik pırpır yapıyorum. Bir sonraki pırpırıma batıyorum. Arasında şu şekilde boşluk bıraktım. Tekrar aynı pırpırın içine batarak pırpır yapıyorum. Bir sonraki pırpırıma batıyorum. Arasında boşluğumu bıraktım. Tekrar aynı pırpırın içine batarak pırpır yapıyorum. Bu şekilde 4 tane pırpır yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi hemen çiçeğimin ilk pırpırına batıyorum. Ve buraya da 2 tane minik pırpır yapıyorum. Burada ipimi koparmadan devam ediyorum. Daha sonra arasındaki ipimi koparacağım. Bir üstteki pırpırımın içine battım. Buraya da yine aynı şekilde 2 tane minik pırpır yapıyorum. Veya zürafa desek daha doğru olur arkadaşlar. Zürafa yapıyorum. Yine aynı şekilde bir sonrakine geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Sırasıyla her bir pırpırımı aynı bu şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Üzerinin pırpırlarını yaparak tamamladım arkadaşlar. Ara kısımların da yine üzerlerini tamamladım. İplerini kopardım. Sadece yaprağımla ilk pırpırın arasını koparmadım arkadaşlar. Kesmedim. Ve iki çiçeğimin birbirine bağlansın diye, ayrı kalmasın diye şu şekilde bir geçiş yaparak burayı birleştirdim, kesmedim ve diğer yaprağımı da yine aynı şekilde kesmedim. Diğerlerinin hepsini kestim arkadaşlar. Sadece bu kısmı, bu kısmı ve bu kısmı kesmedim. Şimdi iğneme pembe ipimi aldım. Hemen pırpırlarımın arasındaki zürafaya batıyorum. Ve aynı zürafanın içine batarak tekrar pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Aynı
aynı zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Şu kısma da batıyorum. Dördüncü pırpırımı da tamamladım. Şimdi burada ipimi koparıyorum. Yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Diğer tarafını da yine aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer yaprağımı da yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde modelim tamam oldu. Çok şık bir model oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.